Antik gizemli çizimler, jeoglifler. Antik çağlarda devasa çizimler ile toprak ya da kayalara yapılan şekiller gizemli bir şekilde günümüze kadar gelmişlerdir. Bu şekillerin ne olduğu ya da neyi temsil ettiklerine dair de bir sürü komplo teorileri bulunmaktadır. Güney Peru'nun uzak bir yerinde çölün yüzeyine kazınarak yapılmış olan Nazca çizgileri dünyanın en ilgi çekici çizimleridir. 37 mil uzunluğunda, 1 mil genişliğinde bir alanı kaplayan bu şekiller, yalnızca havadan bakıldığında net bir şekilde görülebiliyor. Bu çizgiler içerisinde geometrik şekiller, düz çizgiler, kuş ve diğer hayvanların resimleriyle beraber 300 figürden oluşur. Bu şekillere jeoglif, yeryüzünde taşları kaldırarak ya da düzenleyerek oluşturulmuş figürler ve şekillere verilen isim denir. Yıllardır bilim adamları ve arkeologlar bu şekillerin neden yapıldığı konusunu tartışmaktadırlar ve bu konuda farklı kuramlar ortaya atılmıştır. Tahminler arasında bu çizgilerin gök bilimsel olayları gözlemlemede kullanıldığı, evin yolu olarak kullanıldığı, takvim görevi gördüğü, uzay gemileri için bir iniş pisti olduğu, yer altındaki su kaynaklarının haritasını çıkarmak için kullanıldığı gibi birçok ihtimal bulunmaktadır. Çölün üzerine bu nitelikte resimler çizmek için harcanan zaman ve emek, bu çizgilerin Nazca toplumunda çok önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Acaba bu çizgiler neden var ve ne amaca hizmet ediyorlardı? Jeogliflerin en büyüğü 6000 ila 10000 yıl öncesine tarihlenen bir neolitik yerleşimin yanında bulundu. Bu yer şekli 101 tepeden oluşan dev bir kareden oluşuyor. Karenin karşı köşeleri de çapraz çizgilerle birleştirilmiş. Bu yer şekli Keops piramidinden bile daha fazla bir alanı kaplıyor. Başka bir jeoglif ise her kolunda zigzaklar olan 3 kollu bir svastikadan oluşuyor. Kuzey Kazakistan'daki Turgay bölgesinde bulunan tepe, hendek ve set şeklindeki jeoglifler, geçen sene İstanbul'da yapılan bir arkeoloji konferansında benzersiz ve daha önce araştırılmamış olarak tanımlandı. Kazak bir ekonomist ve arkeoloji meraklısı olan Dimitri Day, şekilleri 2007 yılında Google Earth programındaki uydu görüntülerinde keşfetti. NASA'nın arşiv fotoğraflarını New York Times'a ve D'ye veren NASA'da üst düzey bir biyosfer bilimcisi Compton J. Tucker, "Daha önce buna benzer bir şey görmedim, olağanüstü buldum," diyor. Keşfin ve bulguların tanıtımına yardımcı olan Pittsburgh Üniversitesi'nden Ronald Laporte, gelecek araştırmalara yardım sağlanabilmesi açısından NASA'nın ilgisinin çok önemli olduğunu söyledi. Day, yer şekillerini piramitlerle ilgili bir belgesel izledikten sonra Kazakistan'da piramitler olabileceğini düşünerek Google Earth'te dolaşırken tesadüfen buldu. İlk olarak noktalarla yapılmış ve içinde çapraz çizgiler olan kare şeklini bulan Day, başta bunun Sovyetlerden kalma bir tertibat olabileceğini düşündü. Fakat sonraki günlerde daha fazla jeoglif buldukça bu fikri değişti. 2012'de sayısı 19 iken şimdi 260'a ulaşan bu şekiller arasında tepeler, hendekler, toprak setler bulunuyor. Gizemli şekiller üzerine arkeolojik çalışmalar. Turgay stepleri av bölgesi arayan taş çağı avcı toplayıcılarının tercih ettiği zengin topraklardı. Dimitri Day'in araştırmaları daha eski olan şekillerin bu bölgede M.Ö. 7000, M.Ö. 5000 yılları arasında yaşayan Mahanzar kültürüne ait olabileceğini gösteriyor. Fakat bilim insanları göçebe bir toplumun bu kadar büyük boyutta toprak yapıları inşa etmek için gerekecek uzun süreler boyunca aynı yerde kalma olasılığına hayret ediyor. Günümüzde yaklaşık 1 metre yüksekliğinde, 12 metre uzunluğunda, ilk inşa edildiğinde ise 3 metre yüksekliğinde olan tepeleri ve toprak setleri inşa etmek için kereste kesmek, yerleştirmek ve göl yatağı tortularını kazmak gerekiyordu. Winnipeg Üniversitesi'nden
arkeolog Percy Clarkson, figürlerin Peru ve Şili'deki jeogliflere benzediğini ve göçebeler hakkındaki fikirleri değiştirdiğini söyledi. Şu ana kadar kazı yapılan iki tepede figürlerin inşası için kullanılan malzemeler dışında bir şey bulunamadı. Dimitri Day, bunlar içinde eşyaların bulunduğu mezar ya da anıt mezarlar değildi. Hiçbir şey bulamadık dedi. Fakat yakınlarında 6000 ila 10.000 yıl öncesine tarihlenen bir Neolitik yerleşimde mızrak uçları ve başka buluntular keşfedildi. Doktor Matazu Vichute, yapı malzemeleri üzerinde optik uyarlamalı lüminans tekniği kullanarak tarihlendirme yaptı ve tepelerden birinin M.Ö. 800 yılına tarihledi. Başka ön çalışmalar tarihi 8000 yıl öncesine çekerken, tarihlendirmesi yapılan diğer malzemeler ise Orta Çağ tarihlendi. Dimitri Day, bütün tepeleri kazamayız, bu ters teper. Bunun yerine batıdaki gibi modern teknolojilere ihtiyacımız var diyor. Doktor Laporte, Peru Kültür Bakanlığı'nın önerilerini korumak ve haritalarını çıkarmak için yaptığına benzer şekilde drone kullanımı seçeneğini düşünüldüğünü söyledi. Fakat Day, zamanın bir düşman olduğunu da hatırlatıyor. Day, Kog ağacı adı verilen bir figürün yerel yetkililere haber verildiği halde yol yapım çalışmaları sırasında yok edildiğini anlatıyor. Jeoglif konusu uzunca bir süre daha üzerinde düşündürecektir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve çeşitli kültürlere ait bu çizimler, bu kadar devasa şekilde çizilmeleri de ayrı bir soru işareti. Ayrıca birçok çizim uzaydan bile gözükmektedir.